Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltı için krep börek tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için 3 adet yumurta kullanıyoruz. Yumurtaları geniş bir karıştırma kabının içerisine kırıyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Birbirine karışıncaya kadar güzelce çırpalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı da su ekliyorum. Tekrardan çırpacağım. 2 su bardağı da un ekliyorum. Ununu eleyerek ekliyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne, unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Yarım su bardağı daha un ekliyorum. Yani toplamda 2,5 su bardağı un kullandık. Bardak ölçüm 300 ml. İsterseniz bardak ölçüsünü küçülterek ve yumurtayı bir tane azaltarak da yapabilirsiniz. Ben biraz fazla yapıyorum. Evet, şöyle bakın, krep hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Krep tavasını ocağa koydum ve ısıttım. Şimdi krep hamurundan bir kepçe döküyorum. Bu şekilde hamuru dağıtalım. Börek şeklinde katlayacağım için tavanın tamamına yaymıyorum. O nedenle bir kepçe koydum. Eğer tamamına yayarak yapacaksanız 1,5 kepçe koyabilirsiniz. Tavanın ölçüsü 24 cm. Üzeri göz göz oluncaya kadar pişirip diğer tarafını çevireceğiz. Zaten çok kısa bir sürede pişiyor. Kontrol edelim. Diğer tarafını çeviriyorum. Evet, diğer tarafı da pişti. Servis tabağıma alıyorum. Tamamını bu şekilde pişirerek hazırlayacağım. Bu şekilde kepçenin tabanıyla da yayarak hazırlayabilirsiniz. Kreplerin tamamını hazırladım. Toplamda 14 adet krep çıktı. Şimdi aralarına sucuk ve kaşar koyuyorum. İsterseniz peynir de koyabilirsiniz. Bu şekilde katlıyorum. Tekrardan tavada pişireceğim. Tavaya tereyağı koydum ve ısıttım. Hazırladığım krep börekleri tekrardan dışı hafif kızarıncaya kadar pişireceğim. Alt tarafları hafif kızardıktan sonra diğer taraflarını çeviriyorum. Evet, krep böreklerimizin alt tarafları da kızardı. Servis tabağıma alıyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım.
Kreplerimizin tamamı hazır. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra abone olabilirsiniz. Şöyle keserek iç kıvamında sizlere göstermek istiyorum. Börek lezzetinde muhteşem oluyor. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.